Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Merhaba Çay. Ihlamuru gördün mü? Evet gördüm. Az önce buradaydı. Peki şimdi nereye gitti? Tabii ki içilmeye. Tüh, ona sormam gereken sorular vardı. Kim bilir bir daha ne zaman ıhlamur kaynatırlar. Üzülmene gerek yok arkadaşım. Merak ettiğin soruları bana da sorabilirsin. Sen kış çayı mısın ki sana sorayım? Evet. Hem de kış çaylarının bir numarası ada çayı derler benim için. Hı, demek öyle. Bana da meraklıların bir numarası derler. Benim sorularımı cevaplayacak kadar bilgili misin? Bilginlik benim yapraklarımda var. Sen meraklanma maydanoz kardeş. Yaprakların mı? Ben niye göremiyorum? Yoksa görünmez yaprakların mı var? Hayır maydanoz. Ben şu an çay tane taneyim. Ama aynı diğer çayların da olduğu gibi eskiden bir sürü yaprağım vardı. Eskiden derken bahar mevsimini mi kastediyorsun? Siz çaylarda kış gelince ağaçlar gibi yapraklarınızı mı döküyorsunuz? Kış mevsiminde yaprak dökmek ağaçlara özel bir şey. Ben kış mevsiminde çoktan kurutulmuş oluyorum. Eğer kış mevsiminde kurutuluyorsan şimdi neden sulusun? Hatta sudan oluşuyorsun. Hemen de şaşırıyorsun. Önce beni bitki halimdeyken topluyorlar. Sonra da kurutuyorlar. Aynı bugün olduğu gibi bir bardağa koyup üzerime sıcak su ekliyorlar. Ben de içimdeki bütün vitaminleri suya veriyorum. Zaten böyle olmasaydı bana ada çayı demezlerdi. Sen adada yetiştiğin için mi ada çayı ismini aldın? Hayır maydanoz, beni herkes öyle sanıyor ama adalarda değil, genellikle sıcak yerlerde yetişirim. Mesela Akdeniz kıyıları. Sıcağı seviyorsun ama soğukta içiliyorsun. Bu nasıl bir duygu? Bu benim çok sevdiğim özelliklerimden biri. Sıcak mevsimde yetişip soğuk mevsimde içildiğim için bütün besinleri tanıyorum. Hatta neredeyse hepsiyle arkadaşım. Ihlamur ve kuşburnu da senin gibi arkadaş canlısı mı? Ihlamur kış çayları arasında en sakinidir. Kuşburnu ise oyun oynamayı en çok seveni. Peki en vitamininiz hangisi? Hepimizin insanlara birçok yararı var. Mesela kuşburnu grip gibi hastalıklara iyi gelirken ıhlamur öksürüğe, bense gargara yaptıklarında bademciklerine iyi gelirim. Hepimiz vücudu kış hastalıklarına karşı koruruz. Yani bir ekip gibi mi? Evet. Biz kış çayları mikroplara karşı savaşan ve vücudu güçlendiren bir ekibiz. Tabii ekibimiz sadece 3 çaydan oluşmuyor. Ihlamur, kuşburnu ve senden başka kimler var ki ekibinizde? Ekibimiz yaklaşık 35 kişi. 35 mi? Desenize siz ordu kurmuşsunuz. Evet, kış çayları ordusu diyebiliriz. Peki, bu ordunun içinde her gün içilen siyah çay da var mı? Siyah çay da adı üzerinde çay grubuna girer. Ama o genelde insanlara faydalı olduğu için değil de daha çok tadı için içilir. İnsanlar sizi sadece kış mevsiminde mi içiyor? Genelde kış mevsiminde içilsek de paketlenmiş halimizi her zaman içebilirler. Sizi bozulmamanız için mi paketliyorlar? Biz zaten kurutulduğumuz için bozulmayız. Daha kolay taşıyıp daha kolay içebilmek için paketleniyoruz. Hatta paketlenmiş halimize sallama çay diyorlar. Ay ne güzel. Peki kaydırakta var mı? Ne kaydırağından bahsediyorsun maydanozcuğum? Hani salıncakta sallanan çay var ya, kaydıraklı çay da vardır belki. Hayır maydanoz yok. Sen bizim parkta oynadığımızı mı zannettin? Çocuklar için park yapıyorlar. Bence biz besinler için de park yapmalılar. Ali yenine bizim için park yaptıklarını görürse nimetle oyun olmaz deyip kızabilir. Bence sen o soruna da bir çözüm bulursun arkadaşım. Eğer kaydıraktan kayıp mideye doğru inersek sorun olmaz bence. Bir deneyelim mi ne dersin? Çok isterdim maydanoz ama şimdi Bünyamin'in yanına gitmem gerek. Çok heyecanlıyım biliyor musun? Neden heyecanlısın? Yoksa daha içilmeye alışamadın mı? Alıştım alışmasına ama Bünyamin'in vücudu için faydalı olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü Bünyamin birazdan babasıyla camiye gidecek. Ha, şimdi anladım. Allah Teala'ya kulluk eden biri için faydalı olmak tüm besinleri olduğu gibi seni de mutlu ediyor. Ay inşallah beni de Bünyamin gibi biri tüketir. Ben daha fazla vakit kaybetmeden gitsem iyi olacak.
Hoşça kal maydanoz. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Öğrendiklerini bize anlatır mısın? Çok meraklıyım, öğrenmeden duramam. Maydanoz adım, her işe karışırım.